Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeni bir günden yorum programıyla karşınızdayız. İnşallah Teala bugünkü programımızda gündemin öne çıkan bazı başlıklarını sizlerle paylaşmaya ve analiz etmeye çalışacağız. Stüdyomuzda Mustafa Mehmet Said Özcan hocamız var. İnşallah Teala hocamızla beraber gündemi kritik etmeye, yorumlamaya, görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah Teala. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk. Hocam öncelikle konuşmayı istediğimiz konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Kürdistan tarihine kara bir leke olarak geçen bir Susa katliamı olgusu var. Evet. 1992 yılının Haziran ayının 26'sında maalesef böyle bir katliam yaşandı. İnsanlar camide katledildiler. Temel bütün insani kriterler ayaklar altına alınarak insanların en temel haklarından birisi olan ibadet hakkını insanlar ifa etmeye çalışırken bir katliama maruz kaldılar. Maalesef katledildiler. Yine bu katliamı gerçekleştiren, düzenleyen insanlar da sözde bu katlettikleri insanların hak ve hukuklarını savunma makamında olduklarını iddia eden insanlardı. Ve maalesef orada böyle bir katliam gerçekleşti. İnşallah Teala bunu konuşacağız. Evet. Yine seçimlerde, İstanbul seçimlerinde belki de birçok insanın beklemediği çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İnşallah Teala bunu masaya yatıracağız, bunu konuşacağız. Yine akabinde bütün İslam ümmetinin dikkatle takip ettiği bir Bahreyn çalıştayı var. Evet. Bunu detaylı bir şekilde masaya yatırmaya çalışacağız. Yani bu Bahreyn çalıştayından bizim neyi anlamamız lazım? Amerika bunu organize ederken, bunu düzenlerken aslında ne yapmaya çalışıyor? Yani gerçekten Filistin davasına katkı sunma bağlamında kendi konseptini, kendi dış siyasal kriterlerini mi dayatmaya çalışıyor? Yoksa Filistin davasının ekseninden mi koparmaya çalışıyor? Bunun etrafında inşallah Teala konuşacağız. Yine yükselen bir İran ve ABD gerilimi var. Aslında Trump bu gerilimi yükseltmekle ne yapmaya çalışıyor? Bunu konuşacağız inşallah Teala. Yine Doğu Akdeniz'de ciddi anlamda yükselen bir gerilim var. Yani yabana atılmayacak. Sadece siyasi bir takım hamlelerle izah edilmeyecek, geçiştirilmeyecek. Ciddi anlamda bir gerilim var. Bu gerilimi nasıl anlamalıyız ve hangi eksene oturtabiliriz? Sebep ve sonuçlarını inşallah Teala irdelemeye çalışacağız. Ve olası bu gerilimde ne gibi sonuçlar çıkabilir? Bunu da izleyicilerimizle inşallah Teala paylaşmaya çalışacağız. İnşallah. Hocam buyurun, öncelikle Susa katliamıyla programımıza başlayalım. Kamuoyunun haberdar olması açısından Susa katliamı dediğimiz olay aslında nedir? Tarihte nasıl bir olay yaşandı? En azından Türkiye kamuoyunun bilmesi açısından, haberdar olması açısından öncelikle dilerseniz bu olay neydi, nasıl oldu, neden oldu? Bunun etrafında konuşmaya çalışalım. Yani somut olarak o olay hakkında biraz bilgi vermeye çalışalım. Susa katliamı bundan 27 yıl önce gerçekleştirildi PKK tarafından. 1992 dediğiniz gibi Haziran ayında bir cuma akşamı Müslümanlar camide namaz kılarken bu PKK'li katillerin camiyi basıp o Müslümanları cami içerisinde katlettiği vahşice bir cinayettir. Şimdi bu camideki Müslümanlar deyince aslında yani hani izleyicilerimiz, Rehber TV izleyicileri aslında bunu fark ediyor, biliyor, anlıyor ama genel anlamda yani Türkiye genelinde, Türkiye içerisinde yaşayan genel halkın geneli diyelim, Müslüman deyince biraz garipsiyor sanki. Yani hani bunlar da Müslüman değil mi diye. Yani aslında biraz onu açıklayalım öncelikle. Bunlar yani Müslüman olduğunu iddia edip Marksist, Leninist bir düşünceye kapılıp İslam'a savaş açan unsurlardı. İslam'a savaş açan yapılardı. Allah'a savaş açan yapılardı. Ve kendi ırktaşlarını katledecek kadar canavarlaşan, bunu cami içerisinde
yapmaya hiçbir şekilde engel görmeyen, ki nitekim işte yeni cami katliamı olan Yeni Zelanda'da da bunu gördük. Bir ırkçının İslam düşmanını gidip camide 51 Müslümanı şehit etmesini de bu yakın zamanda bizzat gördük, yaşadık. Yani o zihniyete sahip insanların ortaya koydukları düşünce, tek düşünce var: İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı. PKK'li o katillerin yapmak istediği ve yaptıkları da, o gün yaptıkları ve ondan sonra günümüze kadar da yaptıkları tüm katliamlar, tüm icraatlar, tüm faaliyetleri de bu minvalde İslam'a karşı yapılmış faaliyetlerdi, İslam'a karşı yapılmış saldırılardı ve İslam'a karşı yapılmış katliamlardı. O gün o Müslümanlar o camide akşam ile yatsı namazı arasında Kur'an dersi alıp çocuklara Kur'an dersi veriyorlardı. Peygamber Efendimiz'in hayatını öğreniyorlardı camide. Yani camide daha ne yapılır mesela? Namaz kılınır, işte Kur'an okunur, Peygamber Efendimiz'in hayatı öğrenilir. Hak olan şeyler birbirlerine anlatılır, tevdi edilir. Bunları yaparken bu zalimler asker kıyafetiyle caminin etrafını çeviriyorlar ve camide bulunan 15 insanı dışarıya çıkarıyorlar cami avlusuna. Cami avlusunda onlara komutanlık eden o zalimlerden biri diyor ki, haşa, Allah'ınız gelsin de sizi kurtarsın buradan, deyip yayılım ateşe başlıyorlar. Ve o 15 kişiden 5'i yaralı, onu da Rablerine işte ruhlarını teslim ediyorlar, şehit oluyorlar. Tabi Susa gerçekten büyük bir yaraydı. Yani o dönemde de ben çok iyi hatırlıyorum, büyük bir infiale yol açmıştı Müslümanlar arasında, belki İslam dünyasında aslında. Ama Türkiye'nin özellikle o dönemde yönetimde olan yönetimlerine baktığımızda, özellikle bölgede işleyen o sürece baktığımızda, derin yapıların, JITEM'in bir şekilde faaliyette olduğu ve en bariz cinayetlerinin, insan kaybetmelerin, insanlık dışı cürümlerini işlettikleri o zamana denk gelmesi açısından PKK'nın de en üst düzeyi tavan yapmış bir güce ulaştığı bir döneme denk geliyordu. Bu cami katliamı yaşandığı o dönemde. Yani adamlar yerine göre derin devletle işbirliği de yapıp her türlü işlerini yürütebiliyorlardı o bölgede Müslümanlara karşı. Müslümanlara hiçbir şekilde yaşam hakkı tanımıyorlardı ve o gün o bölgelerde, Diyarbakır'da, Batman'da, Şırnak'ta, Mardin'de ve ilçelerinde ve köylerinde Müslümanları dedikleri şu vardı: ya bize tabi olacaksınız, ya bu topraklardan gideceksiniz, ya da öleceksiniz. O günün o şartlarında yetişen Müslümanlara, yani ne o toprakları terk ettiler, onlara bıraktılar, ne de onlara tabi oldular, ne de onların dinlerine tabi oldular, onlara karşı durdular ve Allah için mücadele ettiler. Haklarını savundular, evlerini savundular, çocuklarını, eşlerini, kardeşlerini savundular. Ha, bu savunma esnasında birçoğu şehit oldu. İşte bu şehit olanlardan bazıları da bu cami şehitleri. Aynı gün gündüzünde ben biraz Susa'yı bakarken baktım, aynı gün denk gelen bir de Tepeköy şehitleri var mesela. Yani düşünün, bir köyü adeta işgal etmiş, etrafını sarmış, her tarafına mayınlar döşemiş. Bu Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy köyü. Ve köye giriş çıkışlar adeta kontrollü. Giriş çıkış yok. Ekmek almak bile yok. Doktora çocuklarını götürmek yok. Götüremiyorlar. Götürdüklerinde ya mayınla karşılaşıyorlar yollarda, ya da yolda işte kurdukları tuzaklarda Müslümanları şehit ediyorlar.
ki o süreçte yani birçok Müslüman kaçırılarak şehit edildi o bölgelerde. Ve o dört nazenin Müslüman da ikisi erkek, ikisi bayan ki biri de 16 yaşında. Köyde, tarlada ekinden dönerken orada mayına çarpıyor traktörleri ve orada şehit oluyorlar. Dört tane insan aynı gün. Yani PKK'nın kendi ırktaşlarına ki hani Kürt davasını, Kürt dilini, Kürt halkını savunmaya çalışan bir hareketmiş gibi kendini gösteriyor, kendini lanse ediyor. Dünyaya o şekilde tanıtıyor. Ama öyle değil. Şu ana kadar yani 80'lerden ta bugüne, 2019'a Kürtlere yönelik yani hani böyle Kürtlerin kazanım diyebileceği yani şu an ne var Allah aşkına? Ne kazanım elde ettiler? Kürtler, Müslüman Kürt halkı diyoruz. Şu an bölgede aldıkları o belediyelerle, o belediyelerin yapıp ettikleri o etkinliklerle, İslam dışı etkinliklerle, o kültürel etkinliklerle, Müslüman gelenekçi, geleneksel Müslüman halkı da aslında bir şekilde kendilerine bir nevi tabi ettirdiler. Sömürdüler. Dinlerini, kültürlerini, geleneklerini bir şekilde sömürdüler. Dejenere ettiler ve şu an bilmiyorum yani bölgenin o demografik yapısı, o inanç seviyesi gerçekten çok değişmiş durumda. Bunların çok büyük etkisi var. Hep bozdular, hep ifsad ettiler, hep katlettiler. İşte Susa'yı konuşuyoruz. Ancak Susa'nın öncesinde de, Susa'dan sonra da onlarca, belki yüzlerce, belki binlerce insanı vahşice katlettiler. Ve yapıp ettikleri o katliamlar, yani bakıyorsunuz gerek örgüt içerisinde, gerek örgütün siyasi kanadında da yani üst düzey yetkililerin, üst düzey kendi yetkililerinin, kendi o başkanlarının ya da sorumlularının kendi menfaatleri çerçevesinde bir şekilde işler yaptıklarına ve genelde baktığınızda dünya ölçeğinde ise bir şekilde batılı şer güçlerin tamamıyla kontrolünde çalışan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Suriye'de Amerikan destek verdiği PYD, PKK unsuru. Yine aynı şekilde mesela Türkiye içerisinde de Amerikan Başkonsolosluğu'nun defalarca gidip birlikte görüştükleri, hareket ettikleri ya da farklı farklı örgüt elemanlarının ya da siyasi yapı içerisindeki işte yetkililerin giderek işte Amerika'da bir şekilde görüştükleri. Yani bir bağ içerisindeler. Bir şekilde onlardan kontrolsüz hareket etmiyorlar maalesef. Yani demem o ki 27 yıl geçti. Allah-u Teala rahmet eylesin bu şehitlere. Bunlar o günden bugüne Kürt halkına çektirdikleri tamamıyla kan, gözyaşı ve acıdan başka bir şey olmadı. Hocam ben de bu konuda bir iki şey söylemek isterim. Evet. Abdullah Öcalan'ın bir beyanı var. Diyor ki biz aslında Ankara'da bu mücadeleye başladık. Evet. Bizim yolumuz denizlerin, mahirlerin yoludur. Denizlerin, mahirlerin yoludur, ulaşların yoludur. Fakat biz batıda, özellikle Ankara'da gerekli tabanı bulamadığımız zaman, bulamadıktan sonra yüzümüzü Kürdistan'a çevirdik diye bir beyanı vardır. Mücadeleyi bu sahaya taşıdık şeklinde bir beyanı var. Yani buradan da şu anlaşılıyor, aslında bu mücadelenin üzerine oturmuş olduğu temel konsept sosyalizmdir. Fakat Ankara ekseninde yeterince bir taban bulunamadığından dolayı bu sosyalizm fikriyatı nerede, hangi sosyolojik ortam ve temeller üzerine oturtulabilir? Bunun araştırılması falan yapıldı. Devletin ta Cumhuriyet döneminden beri Kürt meselesine çözüm bulamayışı, Kürtlerin bir takım haklarını ellerinden almaları, süre gelen katliamlar ve nihayetinde temel hak ve özgürlüklerin tırmanlanması vesaire, bunun meydana getirmiş olduğu bir toplumsal gaz sıkışması birikim vardı. Halkın haklarını talep etmesi noktasında hem bilinç altında hem de sosyal hayatta bazı
hareketlenmeler vardı. Bu anlamda bir teamül vardı, bir harekete geçiş veya bir istek vardı. Bunlar da bunu keşfettiler. Biz Türkiye satında kendi davamızı, mücadelemizi en iyi hangi sosyolojik zemin üzerine oturtabiliriz? Kürdistan'da bu sosyolojik zemin yeterince mevcuttur. Ta Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber gelen bir gaz birikimi var, bir fay hattı var. Biz bu fay hattını harekete geçirmek suretiyle burada bir toplumsal hareket meydana getirebiliriz. Örgütün çalışmalarını bu zemine oturtabiliriz diye. Bence Kürt davasının ortaya çıkması, temellerin ortaya çıkması veyahut Kürdistan'ı kuruyoruz konseptinin ortaya konulması, perspektifin ortaya konulması daha fazla söz konusu olan bu sosyolojik gerçeklikten dolayıdır. Yani demem o ki eğer ki Ankara'da bunun zemini bulunmuş olsaydı, orada kendi çalışmaları açısından bir taban bulmuş olsalardı herhalde Kürdistan diye bir davayı ileriye sürmemiş olacaklardı. Belki Kürdistan mücadelesi diye bir mücadele ortaya koymamış olacaklardı. Yine şunu görüyoruz. Bakınız sadece bu dindar kesime karşı değil, ondan önce de şöyle 80'li yıllar, 80'den önce darbeden önceki yıllarda yine Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Kürdistan'da da mücadele eden kendilerince bir takım eylemler içerisine giren bazı gruplar vardı. İsimlerini az çok biliyoruz veya duymuşuz kamuoyunda. Bakıyoruz ki o grupların bazıları PKK hareketinden ve o zamanki tabirle apoçulardan daha büyük bir keyfiyete sahip oldukları halde, daha fazla bir tabana sahip oldukları halde zaman süreci içerisinde bakıyorsunuz ki bunlar yavaş yavaş eridiler, ettiler. Ya PKK'ya katıldılar, ya Avrupa'ya kaçtılar, ya da PKK'nin şiddeti karşısında can verdiler. Bakıyoruz ki o dönemde de şöyle bir konsept oturtulmuş. Siz ya bize katılırsınız, bizimle beraber mücadele edersiniz. Yani fark etmez. İster sağ kanattan, sol kanattan falan fark etmez. Herkese karşı bir şiddet dili, kutsanmış bir şiddet dilinin kullanıldığını görüyoruz. Yani PKK'nın bir şiddet dili var. Bunu kutsamış ve herkese karşı kullanıyor. Zaten kullandıkları klasik klişe sözler var. Yani ya Amerika'nın ajanı olarak muhaliflerini suçlarlar, ya da derler işte onların tabirle objektif ajan, düzenin adamları vesaire demek suretiyle o insanları mahkum ederler ve sırf kendi çalışma konseptlerini benimsemediğinden dolayı bu insanları bir şekilde şiddetle bertaraf etmeye çalışırlar ve bunu da meşru bir zemine oturtmaya çalışırlar. Ama o zaman Amerikan ajanı dedikleri dönem, bak hatırlıyorsunuz değil mi? Yani işte 80'lerde belki bunu diyorlardı. Şimdi Amerika'nın bir nevi taşeronu konumunda. Nereden nereye? Yani aslında nereden nereye demeyelim. O zaman da mesela PKK'nın o ilk kuruluş yılları hakkında sonra da yazılan tarafsız diyebileceğimiz bazı inceleme, araştırma yazıları var. Aslında o dönemde de birçok şaibenin söz konusu olduğu ve hatta PKK'nın farklı kanatlarını farklı kesimler tarafından desteklendiği, dışarıdan desteklendiği ve özellikle de hakim bir anlayışın PKK'nın bütün o muhalif unsurlarını ve eğilimlerini bile kendi örgüt içerisinde saf dışı ettiğini, kendi içerisinde bile muhalif seslere söz hakkı tanımadığını ve aynı zamanda diğer örgütlere de bu hakkı tanımadığını ve tek güç olma uğrunda sürekli şiddeti kutsadığını görüyoruz. Daha sonraki yıllarda işte şu dindar kesimle karşı karşıya geldikleri zaman yine bir takım yaftalamalar ortaya koydular. Şimdi ne diyecekler? Vallahi bunlar dindardırlar. Bunlar dini hassasiyete sahiptirler. Toplumsal değişim ve dönüşüm noktasında dine dayanan bir konseptleri var. Bunların konseptleri bizimle çeliştiğinden dolayı bunlar toplumu bir istikamete değiştirmeye çalışıyorlar. Biz ise ayrı bir istikamete değiştirmeye çalışıyoruz. Vallahi bundan dolayı rahatsızız, din ve İslam düşmanıyız. Bu yüzden de onları silahla bertaraf etmeye çalışıyoruz. Elbette ki bunu söyleyemezlerdi. Ve dolayısıyla ne dediler? İşte bir takım yaftalamalar vesaire görüyoruz. İnsanların katledilmesinin en mazlum hali. İnsanlar belki en dokunulmaz olan bir mekanda bulundukları esnada katlediliyorlar. Sadece bir dine göre değil. Bugün ister ilahi kaynaklı olsun ister olmasın, dünyadaki dinlerin tamamına baktığınız zaman kutsal mekanların dokunulmaz olarak kabul edildiğini görürsünüz. Hem hukuk kurallarına göre hem örfü kurallara göre dini mekanların dokunulmaz olarak kabul edildiğini görürsünüz ve
burada bulunan insanlara dönük bir hareket söz konusu olduğunda bunun büyük bir infialle karşılandığını görürsünüz. Örneğin bir Yeni Zelanda'da bahsetmiş olduğunuz üzere bir katliam yaşandı camide. Bakıyorsunuz ki Hristiyanlar da başta Yeni Zelanda'nın başbakanı olmak üzere birçok kesimden vicdanı ölmemiş olan insanların buna tepki gösterdiğini görüyoruz. Ama maalesef işte vicdanı ölmüş olan bazı insanlar, sırf insanlar orada İslam'a yöneldiler diye, halkın çocuklarına İslam'ın bilinci vermeye çalıştılar diye camide en savunmasız oldukları bir zamanda maalesef katledildiler. Bunun da adına yani başka bir şey söylediler. Öyle bir kuralsızlık var ki yani mesela köyün ismini şu an hatırlayamıyorum. Tonlarca bombanın olduğu bir kamyon geçmişti bir köyden. Hı. Yine Diyarbakır'a yakın bir köy diye herhalde. Hı hı. Ve insanların parçaları ta kaç kilometre ileriden çıkmıştı. Hı. Yani bu denli vahşileşmiş bir yapı, bu denli kural tanımayan bir yapı. Yani cami mi, artık kilise mi, ya bir başka yer mi? Hakikaten hiçbir şekilde kutsalları hiçe sayan bir anlayışla tamamıyla ben istediğimi elde edinceye kadar ne gerekiyorsa onu yaparım. Dürümlü köyüydü. Dürümlü mezrası. Evet. İnsanlar yok oldu ya. Evet. Yok oldu şimdi yani. Bir de hani şunu görmek lazım. Şiddet hiçbir zaman çözüm değil. Siz kanla, gözyaşıyla bir hareketi veyahut insanların feryatlarını, yükselişlerini, ayağa kalkışlarını engelleyemezsiniz, susturamazsınız. Peki Susa'dan sonra, öncesi ve sonrasını hatırlamaya çalışalım, şöyle bir maziye gidelim. O yılları hatırlıyoruz. Bu katliamdan önceki tabloyla sonraki tabloyu karşılaştırdığınız zaman insanlar korktular mı? Sindiler mi? Bu davayı bıraktılar mı? Hayır, tam tersine. Sanki emin olun hatırladığım kadarıyla bir alevin üzerine benzin dökmüşsünüz gibi hani diyorlar ya, şöyle bir tabir var. Tarih mazlumların yükselişine ve başkaldırısına şahitlik etti diye bir tabir vardır. Orada da adeta bu yaşandı. O mazlumlar daha büyük bir öfkeyle ayağa kalktılar ve zulüm karşısında daha kararlı bir tavır ortaya koydular. Hmm. Ve o adeta bölgede PKK'nın silinmesinin bir başlangıcı veya temel taşlarından, kilometre taşlarından birisi oldu. Ve hatırlıyorum yani o dönemde özellikle o olaydan sonra belki oradaki şehitlerin kanlarının bereketiyle o katiller zümresinin, onların temsil ettiği taifenin gittikçe bölgede gerilediğine şahit olduk. Bu da bize şunu gösteriyor. Siz hiçbir zaman zulümle, baskıyla, despotlukla halkları susturamazsınız. Siz insanlara bir ideolojiyi dayatamazsınız. Hele özellikle İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışıyorsanız ve birileri de hakkı tutup ayağa kalkmaya çalışıyorsa siz silahla hiçbir şekilde susturamazsınız. Dün bu mümkün değildi. O Susa katliamının yaşanmış olduğu dönemde de bu olayın mümkün olmadığı görüldü ve bugün de mümkün değil. Ha öyleyse nedir? İnsanlar elbette ki farklı toplumsal eğilimlere, ideolojik düşüncelere sahip olabilirler. O halde yapılması gereken şey siyasi nezaket ve farklı kültür, çok kültürlülük çerçevesinde insanların birbirlerine tahammül etmesi, belki birbirini iknaya yönelmesi ve toplumsal mutabakat çerçevesinde birlikte yaşama kültürünü belki onu pratiğe dökme. Yani belki yapılması gereken olay budur. Yoksa siz silahla, kanla, gözyaşıyla hadi birisini susturdunuz, ikincisini susturdunuz ama bir gün sert bir kayaya denk gelirsiniz de o kaya kafanızı paramparça eder. Nitekim bu Susa olayında olduğu gibi. Evet. Yine bu vesileyle tekrar şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Hocam Susa katliamını bu şekilde işlemiş olduk. Dilerseniz seçim sonuçlarına geçelim. Bu seçim sonuçları gerçekten birçok kişi açısından herhalde hani konuştuğumuz kadarıyla beklenmeyen bir tablo şeklinde ortaya çıktı. Belki insanlar farklı sonuçlar bekliyorlardı. Belki bazıları yine CHP adayının galibiyetini bekliyor olabilirler ama herhalde böyle bir sonuç beklemiyorlardı. Yine biz anketlere baktığımız zaman ilk seçimin iptali gündeme geldiği zaman ki sonraki günlerde yapılan kamuoyu araştırmalarında ciddi anlamda bir farkın olduğu gözlemleniyordu. Daha sonraki süreçte yavaş yavaş ibre Binali Yıldırım'ın lehine döndü ve daha sonra seçimlere çok kısa bir süre kalmış iken
farklı araştırmalar geldi. Hani farklı kesimlere yakınlığıyla bilinen diyelim veyahut öyle lanse edilen kamuoyu araştırma şirketlerinden farklı anket açıklamaları geldi. Mesela bunlardan bazılarına göre Binali Yıldırım'ın 1-2 puan önde olduğu ifade ediliyordu. Yine karşı taraftan da bu sefer Binali Ekrem İmamoğlu'nun aynı şekilde önde olduğu seslendiriliyordu. Herhalde Konda haricinde bilmiyorum, başka bir araştırma şirketi 9 puanlık gibi bir tahmin yaptı mı hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Sadece Konda herhalde böyle bir tahminde bulundu. Dolayısıyla kimsenin beklemediği ve hani deseniz ki bu süreç içerisinde böyle bir farkı gerektiren köklü bir kırılma oldu mu? Şahsen ben böyle bir izlenim edinmedim. Evet. Hani hayatın normal akışı içerisinde, siyasetin normal akışı içerisinde seçmen davranışını bu denli etkileyecek olan, seçmende bu denli kırılmaya yol açacak olan köklü bir değişim olduğu izlenimini ben edinmedim şahsen bu süreç evet. içerisinde. Zaten süreç çok kısaydı. Fakat bakıyorsunuz ki arada çok ciddi bir fark var. Öncelikle isterseniz oradan başlayalım. Siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? Bu ciddi farkın kaynakları neler olmuş olabilir? Yani böyle bir fark nasıl oluştu acaba? Buyurun. Yani bu ciddi fark yoktu 31 Mayıs seçimlerinde. Normalde evet. yoktu. Evet. Yani bir 30 bin dolayında bir fark gözüküyordu ve bunun da hani gelen sonuçlarda, yapılan tetkiklerde, bunun gerçekten kimi yerlerde oyların çalındığını ortaya koyan belgeli evet. durumlar vardı. Ve açıkçası yani AK Parti'nin, iktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın özellikle yüklenmek istediği ve istediği sonuç şuydu. 31 Mayıs seçimlerinin tümünü yeniletmekti. Ki şöyle bir durum söz konusuydu. Yani birçok ilçede kazanıyorsunuz. Hem de arada bayağı bir fark var ilçelerden. Ama büyükşehirde kaybediyorsunuz. Yani bu biraz anlaşılır değildi gerçekten. Burada bir oyun dönüyordu yani. Mesela işte listelerde kaydırmalar, işte Binali Yıldırım'ın diyelim ki 200 oy almış ama o 200 oy CHP'ye yazılmış, Vatan Partisi'ne yazılmış ya da alta kaydırılmış ya da işte şöyle bir yanlışlık oldu, böyle bir yanlışlık oldu. Bu türden yanlışlıklar çok oldu açılan sandıklarda ve 30 binlerden 13 bine kadar indi. Evet. Ve bunda da yani CHP adayının ya da diğer işte İYİ Parti ile Millet İttifakı. Özür dilerim. Hocam sadece herhalde oyların %10'u sayıldı. O 13 bine indi değil mi? Daha %90'ı sayılmadı. Tabii %90'ı sayılmadı. Yani bunların tepkileri de yani olabilir ama yine kazandık tarzından olmuştu. Yani konuşmalar genelde böyleydi CHP adayının söylemi üzerinden diyorum. Tabii sonrasında bu seçim kararının alınması, yenileme kararının alınmasıyla birlikte bir mağduriyeti oynama durumu açıkçası söz konusu oldu. Yani işte biz kazandık, buna rağmen hakkımız çalındı, hakkımız alındı elimizden diye. Yani o gün eğer ki o sandıkların hepsi açılmış olsaydı aslında Büyükşehir Belediye Başkanlığı şeyindi, Binali Yıldırım'ındı. Ki nitekim çıktı, açıkladı, biz kazandık dedi. Yani sonradan ikili olarak çıktıkları televizyon programında bu soruldu. Niye işte çıktın, erkenden açıkladın diye. Binali Yıldırım'ın cevabı şu oldu. İşte birçok ilçede ezici çoğunlukla öndeydik. Bundan dolayı reklamlar verdik. İşte biz kazandık anlamında. Yani tamam o ona bir cevap verdi ama aslında veriler onlara da akıyordu. Büyükşehir'de de kazanmışlardı. Ancak bunu ispatlayamıyorlardı. Ve ilçe seçim kurulları olsun ve il seçim kurullarında olan sorunlar maalesef ellerini kollarını bağlıyordu. Bundan dolayı en yapılacak olan bu seçimi yeniletmekti. Bu seçimi yeniletme kararı çıkardılar. Tabi bu yeniletme kararı sonrası gerçekten ki zaten hani CHP'nin oylarına baktığımızda, İYİ Parti'nin oylarına baktığımızda ya da onlara destek veren diğer ufak gruplara baktığımızda oylarında bir değişiklik yok. Bir artış yok. Aynı oyları almışlar. Bunların yaptıkları birlik olabilmek. Yani CHP'nin başardığı
birlikte hareket edebilmek. O birlikte hareket Cumhur İttifakı'na yendi. Zaferi bu şekilde ellerinden aldı. Tabii şeyler bayağı var yani hani bu arada olan mesela işte 31 seçimle 23 Haziran arası günlerde herhalde bir ayı aştı sanırım değil mi? Bir ay mı oluyor? İki ay mı? Bir süre geçti. 31 Mayıs ile Haziran. Yani bir ay olmadı. Bu süre zarfında adayların çalışmaları, tabii bu iki aday arasındaki karşılaştırmalar, işte Ekrem İmamoğlu'nun genç, dinamik olması, hesapta Beylikdüzü'nde çalışmaların çok yoğun ve iyi bir şekilde gitmesi, başarılı bir performans ortaya koyması. Veyahut öyle lanse edildi hocam. Öyle lanse ettirildi. Şeye, tabloya bakıyoruz. Hani Türkiye'de ben bazen şunu söylerim. Aslında hükmü geçerli olan gerçekler değil de algılardır. Şimdi siz onun Beylikdüzü Belediyesi'nin bütçesine bakıyorsunuz ve onun yapmış olduğu icraatlara bakıyorsunuz. Daha önce verdikleri söz ve yapmış olduğu gerçeklere, icraatlara baktığınız zaman arada çok fark var. Ve ciddi bir şey de yapmamış. Fakat buna rağmen yani maalesef algılar gerçeklere galip geldi diye düşünüyorum. Evet. Yani Beylikdüzü'nde verdiği vaat mesela 13 kreş miydi? 11 kreş miydi? 13 kreşti herhalde. Verdiği 13 kreşlik bir vaadi bile yerine getiremeyen bir belediye başkanından söz ediyoruz. Bir kreş yapabilmiş. Onun dışında hani ciddi yaptığı, ettiği var mı yok mu belki parklar yapmış. Çok siteler yapmış. İşte yolları kapatmış mesela. Biraz hani ne yapıp ettiğine biraz baktım Beylikdüzü'nde. Yani CHP üyeleri dahi onlardan şikayetçi. Ondan şikayetçi. İşte diyor biz buradan daha önce geçiyorduk. Burası parktı. O parkı kapattı. Buraya site yaptı. Bir belediye meclis üyesi çıkmış. Onun yüzüne karşı şunu diyor. İşte bu Barlar Sokağı'nı sen o dönem şöyle yaptın. Şuradan gelen caddeyi Barlar Sokağı'na bağladın ki senin AVM'n de buradaydı. Ki o da o kapsama alınsın. İçkili olarak bir şekilde ruhsat alabilesin. Yani bu türden çok şeyler var aslında anlatılmak istenir ve anlatıldı o süreçte ama yani halkta açıkçası oluşturulan o algı daha etkili oldu. O mağduruz. Mağduriyet algısı. Evet. Dolayısıyla bu ara açıldı. İşte 23 Haziran sonrası maalesef bir 800 bin dolayında bir ara olmuş oldu. Tabii burada AK Parti'nin yanlışları yok mu? Elbette AK Parti'nin büyük yanlışları oldu ki yani bu şekilde bir sonuçla karşılaştı. Yani özellikle hükümetin yapmak zorunda olduğu birçok şeyi yapmadı. Mesela güvenlik soruşturmaları duruyordu. Mülakatlar aynı şekilde. EYT meselesi. EYT sorunu var. Aile meselesi var. İşte sözde çocuk gelin diyorlar. Evet. Erken yaşta evlenen insanlara bir şekilde cezaevine attınız ve onlara bir çözüm getirmediniz. Ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasında demişti aslında. Bunlar da daha bekleyen büyük sorunlar gerçekten. Yani bir taraftan tamam dışarıyla ilgili birçok adım atıyorsunuz. İşte bu S-400'dür, bu F-35 meselesidir, Amerika'ya res çekmedir. Bölgesel güç olma noktasında ciddi adımlar var. Ama içeride bekleyen bir sürü, bir yığın sorun var. Ve bu sorunları halletmek zorundasınız ki bir şekilde halkta da bir karşılığı olsun. Sonra FETÖ'ye yönelik operasyonlar. Yani tamam operasyonlar elbette olmalı. Sonuçta 15 Temmuz hain darbe girişimine giriştiler ve başarılı olmadılar. Ama şöyle bir durum var. Yani sen onların da ifade ettiği dille söyleyeyim. İbadet kısmına yönelik operasyonları yoğunlaştırırsan orta kısımdaki işte ticaret kısmına dokunmazsan üst düzeyi zaten dışarıda kaçtılar. Hiçbir şekilde müdahale edemezsen işte FETÖ'yle başını oradan alamazsan ya da diğer üst düzey yetkililerini alamazsan yani hani bu ters sefer aşağısı. Bunların çok ciddi bir oyu vardı ve Ekrem İmamoğlu'na gitti.
hani düşmanlaştırma politikası gerçekten ters yapıyor. Hani bir yere kadar elbette yapıp ettikleri, yapanlar, edenler bir şekilde cezalarını bulmaları gerekir. O tamam ama toplumun genelini ilgilendiren durumlarda gerçekten atacağınız adımlara biraz daha dikkat etmeniz gerekir o noktada. Bu noktada yani hani hocam, hayırdan şerden hayır çıkar meselesiyle olaya bakarsak yani inşallah böyle bir şerden hayır çıkar mı bilmiyorum. Hocam bakalım. Özellikle Fatih'te, Eyüp'te, Zeytinburnu'nda, Üsküdar'da bakıyorsunuz ki oy oranlarında İmamoğlu lehine bazı değişmeler falan var. Evet. Özellikle Fatih'te, Eyüp'te hani daha fazla böyle dindar kimliğiyle ön plana çıkan ilçelerde, Üsküdar hakeza, özellikle bu 3 ilçe bakıyorsunuz ki 2-3 puan İmamoğlu'na taraf bir kayma var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani acaba burada doğal bir seçmen tercihi mi söz konusu? Yoksa burada özellikle tarikatların, cemaatlerin yoğun olmasından dolayı cemaat liderleriyle bir anlaşma neticesinde blok bir oy kayması gibi bir durum mu söz konusu oldu? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hepsi de söz konusu. Yani anlaşmalar da var. Tarikatlerde olan bazı şeyler, yani arka planda birçok şey dönüyor diye düşünüyorum. Çünkü yani üstten işte şuna oy verin dedikten sonra üyeler hiçbir şekilde itirazsız gidip sandıkta, bu geçmişte işte DSP'ye bile verildi yani. ANAP'a verildi, işte DYP'ye verildi. Aynı şekilde bu CHP'ymiş, bu DSP'ymiş hiç bakmadan verilebiliyor. Ve nitekim burada da bunu sanki gördük. Ciddi anlaşmalar oldu yani. İşte belki İYİ Parti üzerinden, belki bilmem Saadet üzerinden, belki işte bir başka grup üzerinden bu anlaşmalar oldu. Ama en önemli etken bence adayın profili. Yani CHP adayı özellikle Ekrem İmamoğlu'nu özellikle seçti diye düşünüyorum. Çünkü soy ismiyle birlikte yani İmamoğlu. Yani halkta da bir karşılığı var işte. Müslüman bir çocuk, Müslüman bir insan, namazından niyazında. Bir iki gitti Kur'an okudu. Tabii gitti Eyüp'te Kur'an okudu, Yasin suresini okudu. İşte gizliden gitti dua etti hesapta kimse görmesin diye ama bunu kalkıp bir de açıkladı yani ben gittim burada dua ettim falan. Yani son dönemlerde dedik CHP gerçekten muhafazakarla oynadı. Yani bunun farkında bir İslamlaşma var. Bu toplumun mayası hiçbir şekilde değişmez. Yani her ne kadar bir şekilde operasyonlar çekilse de bu toplum özünden uzaklaşmaz. CHP bunun farkına vardı. Ve 17 yıldır işte iktidarda olan bir yapı, özellikle yapılan çalışmalar, işte sosyal çalışmalar, eğitimde, sağlıkta, birçok çalışmalarda gerçekten iyiye giden bir süreç var. İnsanların refah düzeyi yükseldi. Müslümanlarda bir rahatlama oldu, Müslüman halkta. Bu rahatlamayla birlikte yani halk işte bu istikrarın devam etmesini istiyor aslında. Ama işte o az önce belirttiğimiz mesela sorunların bir şekilde hallolmaması bir kesimi küstürdü. Yani bu kesim kimi yerde AK Parti'nin içinde olan kesim oldu. Kim yerde AK Parti'nin dışında ama AK Parti'ye oy veren kesim oldu. Yani işte isim vermek gerekirse Saadetli diyelim ki mesela. Ya da Müslüman bir cenahtır ama AK Partili değildir. Buna rağmen işte ben bunları cezalandırayım, ilçede AK Parti'ye vereyim, büyükşehirde şuna vereyim diyerekten cezalandır. Ya da hiç vermedi yani direkt CHP'ye verdi. Ama en önemli etken bence yani CHP'nin, CHP yönetiminin özellikle İmamoğlu'nu özellikle seçmesi, ki İmamoğlu'nu açıkça destekleyenlerden biri de işte mesela Ekrem İmamoğlu, Ekrem Dumanlı, Abdülhamit Bilici de var mıydı bilmiyorum bu FETÖ'cülerden. Yani FETÖ'nün de açıktan desteklediğini görmüş olduk. Yani bir proje isim diyebiliriz aslında.
Evet. Ekrem İmamoğlu için. Evet. Hocam bu konuda böyle. Çünkü başka konularımız da var. Onları da biraz konuşalım. Herhalde süremiz de fazla kalmadı zannedersem. Süremizin yettiğince evet. Kalan konularımızı konuşmaya çalışalım. Bahreyn Çalıştay'ı. Evet. Şimdi önümüzde şu an bizi meşgul eden böyle bir gündem var. Birilerinin 100 yılın anlaşması olarak takdim etmeye çalıştığı bizim ve Filistin'in sağduyusu olarak görmüş olduğumuz grupların, yapıların, kanaat önderlerinin asrın ihaneti olarak nitelemiş olduğu bir çalıştay var, bir etkinlik var, bir süreç başlatılmak isteniyor. Kısaca kamuoyunun haberdar olması açısından bu olay nedir? Bahreyn Çalıştayı dediğimiz zaman bizim neyi anlamamız lazım? Süreci somut olarak özetleyebilir miyiz? Şimdi süreç aslında bir cümleyle ifade edeyim, ondan sonra belki biraz açalım. 1917'de nasıl ki Balfour Deklarasyonu'yla Filistin topraklarına Yahudi göçü ve gaspı başlatıldıysa, aynı şekilde Amerika'nın himayesinde damadı, işte Trump'ın damadı Kushner'in organizasyonuyla başlatılan bir şey. 100 yıllık, sözde 100 yıllık anlaşma. Ve bu doğrultuda yani Filistin'in şu ana kadar 1948'den ta günümüze kadar işgal ettikleri %85 toprağı şu an İsrail tarafında, işgalci İsrail tarafında, kalan %15'lik Filistin toprağını da aslında İsrail'e verip kalan Filistinleri de o topraklardan sürmek ve Filistin davasını bitirmek. Asıl maksat bu. Yani başka bir şey değil yani. Hesapta iki devletli bir çözümden bahsediyorlar. Ama tamamıyla bu Körfez ülkelerinin ihanetiyle, yardımlarıyla Amerika'nın himayesinde Filistin davasını bitirmektir. Bu çalıştayda işte katılan ülkeler, ki ev sahibi ülke Bahreyn, katılan ülkeler işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer birkaç Arap ülkesi var, Mısır var, işte Fas var, Ürdün var, katılmayan ülkeler var, sessiz kalan Arap ülkeleri var ve protesto eden ülkeler var. Yani işte Türkiye, Filistin gibi. Filistinli hiçbir grup yok orada. Yani iki devletli çözümden bahsediyorsunuz. Filistinli hiçbir grup, Filistinli hiç kimse bu anlaşmayı kabul etmiyor. Yani sen Filistin'i satmaya çalışıyorsun. Sen Filistin'e kimin adına yapıyorsunuz? Kimin Filistinler evet katılmıyorlarsa hani kim neyin adına neyin pazarlığını evet. yapıyor? Filistin katılmıyor. İsrail işte nazlanıyor. İşte ben istemem yan cebime koy şeklinde davranıyor. Ve diyorsun ki ben iki devletli çözümden yanayım. Nasıl bir devlet? Nasıl bir iki devletli çözüm? Şimdi bunun detayına indiğimizde, ki geçtiğimiz aylarda bir İsrail, geçtiğimiz ayda herhalde bir İsrail gazetesinde çıkmıştı bunun detayları. İşte sızdırılmıştı hesapta. Bu anlaşmanın içeriğinde işte Batı Şeria'da ilhak edilen yeni yerleşim birimleri bunların birleştirilerek tekrar İsrail'e verilmesi. Bu ne demek oluyor? Yani Batı Şeria'daki 150 tane, 150 civarında olması lazım. Yerleşim biriminin, ki burada yaşayan 400 bin dolayında Yahudi yerleşimci var, Yahudi gaspçı var. Bunu işte aralarda yaşayan Filistinleri de dışarı çıkararak arada olan bölgeleri, bu Yahudi yerleşim bölgeleriyle kapatarak tamamıyla Batı Şeria'yı da İsrail'e devretme. Kudüs'ün İşte o şeye göre, oradaki o sızdırılan anlaşmaya göre Kudüs'ün işte belediyesi İsrail'de doğu kısmı Kudüs'lere kalacak şekilde hesapta iki devletli bir çözüm. Ve Gazze, yine Gazze'de kalacak şekilde. Yani Filistin, Filistinlilerin elinde kalacak toprak Gazze ve Doğu Kudüs. Yani Batı Şeria da bir şekilde gidecek. Sadece Doğu Kudüs ve Gazze. Geri kalan tüm Filistin toprakları İsrail'de kalacak şekilde iki devletli bir çözüm.
Filistin devleti ordu kuramayacak. Sadece hafif silahlı polis işte iç işleyişi sağlayacak. Yine Filistin'in en güzel bölgelerinden biri olan Batı Şeria'da bir bölge, doğal bir sera dedikleri bir alan tamamıyla İsrail'e ilhak edilecek. Gazze'nin zaten toprağı çok az. İşte bir havaalanı, fabrikalar kuramayacak. Ama bunu nasıl tedarik ediyor? İşte Sina'dan, Mısır'da anlaşarak bu toprakları kiralayarak bir şekilde yine parasını da Araplardan, bu Körfez Arap ülkelerinden alarak eğer ki Filistinliler de ses çıkarmazsa ve bu ortaya koydukları anlaşmalara uyarsa 5 yıl içerisinde bir havaalanı Sina'ya yapılacak ve süreç içerisinde fabrikalar yapılacak. Tabi hani İsrail yapmayacak. Arap ülkeleri yapacak. Bir şekilde %70'i Araplardan, %20'si Amerika'dan, %10'u Avrupa ülkelerinden hesapta karşılanacak. İşgalci İsrail'in Kudüs'te yaptığı belediyecilik hizmeti de yine paralı. Bir şekilde Filistinlilerden vergisini, işte suyun parasını, şuyun parasını hepsini alacak. Yani daha birçok buna benzer şeyler. Yani kalkıp böylesi bir saçma sapan maddelerle siz iki devletli çözümden bahsediyorsunuz. Şimdi 1948'de bunların nüfusu neydi? 1917'de bunların nüfusu neydi? Ve bunlar süreç içerisinde Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan taşıdıkları Yahudileri getirdiler oraya. Şu an Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan getirdiği Yahudi nüfusun oluşturduğu 6 milyonluk bir Yahudi nüfus var. Peki sürdüğünüz, dünyanın birçok ülkesine gönderdiğiniz Filistinlerin 6 ve 8 milyon arasında değişiyor. Bunların dönüş hakkı ne olacak? Evet. Yani bunlar gelirse sizin terk etmeniz lazım. Dolayısıyla Filistin Müslümanlarındır. Başkenti Kudüs'tür. Ebediyen de öyle kalacaktır. Hiçbir şekilde işgalci Siyonist'e Filistin topraklarını vermeyeceğiz. Sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Bu bütün dünya Müslümanlarını ilgilendiren bir meseledir. Yani Filistinliler vazgeçse dahi dünya Müslümanları oradan vazgeçmez. Eyvallah. Hocam teşekkür ettim. Teşekkür aslında bu kapsamlı bir konudur. Belki söylenilecek çok şey vardır. Özellikle Filistin davasının bağlamında koparılması çalışması söz konusu. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani Filistin davası tamamen bağlamından koparılıp farklı bir zemine oturtulmaya çalışılıyor. Kısmet olursa başka bir zamanda bunu detaylı bir şekilde irdeleriz. İnşallah. Fakat arkadaşlar işaret ettiği kadarıyla bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Sizden çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.